Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Creality'nin Sermon V1 isimli 3D yazısını inceliyoruz. Şimdi biliyorsunuz biz daha önce Creality'nin farklı modellerini incelemiştik. Çeşitli baskılarda almıştık bunlar üzerinden ve bunlarla ilgili de ciddi bir bilgi birikimimiz de oluştu. Şimdi yeni gönderilen bu model ise özellikle de eğitim yani okullarda kullanılabilecek güzel bir 3D yazıcı. Kutudan bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Kurulumu vesairesi yok. Sadece belli böyle ufak tefek parçaları var. Onların işte birbirlerine plastik kelepçeye tutturulmuş. Onları kesiyorsunuz. Daha sonra yazıcı hazır hale geliyor. Kutusundan şöyle küçük bir tadımlık diyebileceğim bir filament çıkıyor. PLA filamenti. Bunu yan yüzünde bulunan böyle bir kol var. Bu kolun olduğu yere takıyorsunuz ve daha sonra da burada küçük bir delik var. Bu deliğin içinden geçirdiğiniz zaman filamenti cihaz çalışmaya hazır hale geliyor. Gördüğünüz gibi kapalı bir kasa var. Neden kapalı kasa? Hem sessizlik sağlıyor ki bu ürünün en önemli özelliği sessiz olması. Hem de özellikle okulda kullandığı zaman biliyorsunuz meraklı öğrenciler olabilir. Ellerini işte buradaki çeşitli mekanizmalara biliyorsunuz yazıcıların içinde bir sürü farklı işte dönen hareket eden parçalar var. Oralara sıkıştırma riski vesaire de ortadan kalkmış oluyor. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi dış görünümden bahsedeceğim ama çok da fazla bir şey yok şu anda ekranda ne görüyorsunuz aslında o. Şurada böyle bir pencereli bir kapaklı bir yerimiz var. Buradan cihazın içine ulaşabiliyoruz. Bunun dışında üst kısmındaki bu plastik parça da çıkartılabiliyor. Çeşitli ayarları yaparken onu çıkartıyorsunuz. Daha sonra tekrar takıyorsunuz. Bunun dışında hani başka bir şey yok. Fişe takıyorsunuz ve arkadaki güç tuşuna bastığınızda cihaz çalışmaya başlıyor. Bu genel görünümden sonra biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Ekranda bir tablo göreceksiniz. Kapalı kasa FDM 3D yazıcısı Sermon V1, 175, 175 ve 165 mm bir baskı alanımız var. PLA, ABS, PETG, TPU malzemelerine baskı alabiliyor. Wi-Fi özelliğiyle uzaktan baskı alabiliyorsunuz. 45 desibellik bir ses seviyesi var. SD kart yuvası bulunuyor. 4.3 inçlik dokunmatik bir ekranımız var. Bu arada bu modelin kameralı olan bir versiyonu da var. O Pro olarak geçiyor. Bunda kamera yok. Kamera ne işe yarıyor diye merak ediyor olabilirsiniz. Mesela bir baskı almaya başladınız. Biliyorsunuz yazıcılarda baskı uzun sürüyor. Kameradan bakıp baskının durumunu görebiliyorsunuz. Ya da belki de baskıda bir sorun olduysa da uzaktan bir şekilde müdahale etmeniz de mümkün hale gelebiliyor. Bunun içinde kameralı sürüm var ama bu model kamerası bulunmuyor. Pro versiyonunu almanız gerekiyor. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Özelliklerden devam edeyim. Kutudan çıkar çıkmaz çalışabilme özelliği, çıkarılabilir manyetik baskı zemini ve LED aydınlatmanın olduğunu da söyleyelim. Şimdi videonun başında söyledik. Kutudan çıkar çıkmaz çalışır halde geliyor bu ürün. Gerçekten de öyle. Filamentini bağlamanız ve fişe takmanız yeterli oluyor. Hemen çalışır hale geliyor. Fakat öncesinde işte bir kafa ayarı yapmanız gerekiyor. Biliyorsunuz bir leveling dediğimiz bir ayar yapmak gerekiyor. Bu tarz yazıcılarda bunu otomatik yapıyor zaten. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Böyle adım adım şuraya bas, buraya bas falan diyor. Siz zaten onu yaptıktan sonra kafa ayarı da yapılıyor. Bu ürünün ilginç bir özelliği de var arkadaşlar. Kafası sabit duruyor. Daha doğrusu sabit derken en azından X ekseninde sadece hareket ediyor ama aşağı doğru inmiyor. Tablo yukarı aşağı doğru hareket ederek baskıyı sağlıyor. Bunu da söyleyelim. Biliyorsunuz farklı yazıcı mekanikleri var. Bu üründe kafa sadece X ve Y ekseninde hareket ederken Z ekseninde yukarı aşağı hareket etmiyor. Bunun yerine tablomuz hareket ediyor. Tablonun böyle bir çıkartılabiliyor olması güzel. Şimdi buradan uzanabilecek miyim bilmiyorum ama şöyle bir kolumu çekeyim. Evet şurada bakın bir şeyimiz var. Bunu detaylarda da size gösteririz. Tabloyu bu şekilde çıkartıyorsunuz. Biliyorsunuz sonradan yapılabilen bir şeydi bu. Manyetik bir şey bu. Burası tamamen mıknatıs. Bunu sonradan da yazıcınıza ekleyebiliyordunuz ama bu modelde doğrudan geliyor olması bence güzel olmuş. Özellikle de yazıcıdan bir şey çıkartırken böyle pıt diye atıyorsunuz ve buraya yüzeye yapışmadan veya kolay bir şekilde yuvasından bu aparat yardımıyla çıkartabiliyorsunuz. Bunun standart olarak gelmesi güzel. Özellikle de eğitimde kullanılabilecek bir yazıcı bu. Birçok ayarda olduğunu söyledik. Wi-Fi'den baskı alabiliyorsunuz. Bu önemli. Neden? Şimdi SD kart yuvası da var hemen şurada.
bir yuvamız da var. Buraya isterseniz bilgisayardan da atabilirsiniz. Yani SD kart okuyucu veya işte bir SD kart yuvanız vesaireniz varsa, ki kutusundan da bir aparatı çıkıyor bununla ilgili olarak. Ama bence Wi-Fi'den olması güzel olmuş. Çünkü hani bilgisayardan oturuyorsunuz, aynen normal bir print alıyormuşçasına. Print dediğiniz zaman doğrudan doğruya buna baskıya gidiyor arkadaşlar ve hani hiçbir şekilde uğraşmadan işte adaptörle, ne bileyim USB dönüştürücüyle ya da işte kartla şununla bununla uğraşmadan doğrudan baskı alabiliyorsunuz. Bu güzel. Ama isterseniz karttan da alabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Tercihlerinizi nasıl yaptığınıza göre değişmekle beraber ben kişisel olarak Wi-Fi'den baskı almayı daha çok tercih eden biriyim. Hatta bence mümkünse artık bütün bu tarz aracılar Wi-Fi özelliğiyle gelsin diyorum. Biz sizler için bir iki baskı da aldık. Gerçekten de memnun kaldık. Sadece şunu söylemekte fayda var. Bizdeki diğer yazıcılara göre baskı alanı birazcık küçük. Yani şu kadar olduğu için, ki bunun da teknik verilerini vermiştik size. Baskı alanı birazcık küçük ama bence eğitim açısından değerlendirdiğimizde yeterli olduğunu söyleyebilirim. Kapalı kasa olması çok önemli. Çünkü dediğim gibi videonun başında da söyledim ama bir kez daha altını çizmekte fayda var. Özellikle eğitimde çocuklar hani ellerini sokabilir, bir şey olabilir. Kapalı kasa olduğu için de böyle bir tehlike, böyle bir risk de yok. Ayrıca çok sessiz. Gerçekten de sessiz. Şimdi benim hem evde hem de ofiste kullandığım yazılarımız var. Bunlar gerçekten de çalışırken birazcık ses yapıyorlar ki önceki yıllara göre oldukça sessiz modeller bunlar ama yine de bir gürültü oluyor. Kapalı kasa olması önemli ses açısından, bir de baskının kalitesi açısından da ısının sabit tutulabiliyor olması, ki bu kapalı kasalarda bu mümkün hale geliyor. Bence önemli artılardan bir tanesi. Yani kapalı kasa olduğu için de böyle hem taşıması da kolay hem de ayarı vesairesi kaçma derdi de pek olmuyor bu tarz kapalı kasalarda. Özellikle de eğitimde kullanılabilecek güzel bir 3D yazıcı olmuş Sermon V1. Gelelim Sermon V1'in fiyatına. Bize yurt dışından gelen bir ürün olduğu için arkadaşlar fiyatı henüz belli değildi. Ama fiyat belli olduğu zaman açıklama kısmında sizlerle paylaşırız bunu. Özellikle de okullarda kullanılabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda elinizde böyle çocuğunuz var veya çocuklarınız var. Onların böyle bir merakı var. 3D yazıcı görmek istiyor, kullanmak istiyorlar. Aslında alınabilecek güzel bir yazıcı olmuş. Bunun da altını özellikle çizmiş olayım. Bir incelemenin daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Creality'nin Sermon V1 isimli, özellikle de eğitimde kullanılabilecek 3 boyutlu yazısını anlatmaya çalıştık. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz konular olabilir. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.